diyelim, şöyle dürüst. Bana bakacak, ben ona bakacağım. Kaç yaşlarında olsun? Ya şu 45-50 de kabul et. Sen kaç yaşındasın? Ben de işte o aralarda say, o kadar sayıyorum. 30 mu? Yok canım, 30 değil, yalan anlatamam. 50? O aralarda işte. Ben de 50'yim, sen de 50'sin, nasıl olacak? Öyle olur, orada o orada. Evet. Çavuş çok görmüş geçirmiş, ondan ben, dolayı böyle. Bir hakimlikte verilir bir yemin. Yalan bir de bazı yerlerde binde batılır. Her zaman yalan atılır, evet. 10 kelimenin. Tıkılırsın savcının hakkında işte yalan atarsın. Böyle yerde yalan bir şiirin varmış, onu söylesene. Söyleyeceğiz. Başlayırız. Kastarı Belen köyünden Mehmet oğlu Mustafa Ateş'in mektubu gözü yaşlı bari taştı anacığım. Geçenlerde bir mektubunuzu aldım, çok sevindim. Gökyer'deki Bozyer'deki tarlayı sürdüğünüz iyisi olmuş. Orak zamanı izin hapşeden oğlum Mustafa'yı okuldan alakoymayın. 3. ordu, 9. kolordu, 9 tümen, 9 tugay, 3. zirli suvarı alay, 2. keşif taburu, 3. bölük çavuşlarından Mehmet oğlu Mustafa Ateş. Disiplin ordunun temelidir. Kanunlara, nizamlara mutlak itaattir. Aslın üstün hukukunu rahat etmektir. Bayrak milleti temsil eder. Sancak orduyu temsil eder. Bu tüfeğine nasıl nişan alırsın? Gözgezin üskanın ortasından arpacın sürme tepesinden geçen hata doğru nişan atı derler. Bu tüfeğin künyesi 7.10'da 1938 model Ankara Kırıkkale yapı Türkiye'de tüfeği. Mülük model Bekir Pandır. Allah'ın söğün. Atatürk Türk'ü ölümden kurtarır. Odur yeniden Türklüğü kurar. Bu memleketi Türkiye'yi bize armağan et. Atamışsın sen. Yürüyün izinden sana inanan. Ülkün yürüsün. Türklük büyüsün. Ey yüce başkan Mustafa Kemal Atatürk sensin. Senin izindeyiz. Bu mektubu okuyan Antalya vilayetinden Antalya vilayetinin Kaş kazasından Kaş kazasının Kalkan nahiyesinden Kalkan nahiyesinin Sarı Belen köyünden Mehmet oğlu Mustafa Ateş. deyip kesti.